Merhaba arkadaşlar. Strike of Kings'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Murat Özçelik. Birinci bölümde dereceli oyun atmıştım. Bu sefer arkadaşlar daha değişik bir oyun atmayı düşünüyorum. Hem bu şekilde oyunun farklı içeriklerini tanırsınız diye düşünüyorum. Birazcık daha oynama kavramını, yeni başlayanların oyunu tanıma aşamasını geliştirir diye düşünüyorum. Bugün 3 vs 3 arkadaşlar atacağız. Eşleşmeler İyi ki hızlı başlıyor arkadaşlar. Birden gelmeleri çok iyi oluyor. Hatta gelir şimdi. Geldi bile arkadaşlar. Arkadaşlar oyun içi eklemek isteyenler oyun içindeki nickname'i de ekleyebilir. Beraber oynayabiliriz. 1v1 videoları çekeceğim arkadaşlar yakın zamanda. Bu biraz geç attım. Bu videoyu biraz atmamın yani geç olmasının sebebi arkadaşlar. İşin doğrusu ne bileyim hani biraz şey oldu. Aksaklıklar oldu. Biraz işim vardı diyeyim size. Bu dört kollu ablamızın mavi ablamızın avatar olmuş da dört kol eklenmiş gibi. Hatta dört koldan fazlası herhalde. Beş kol mu abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kol abi. Ah saldırı girdim. Rezalet ya. Saldırı rün kabiliyetiyle saldırı girdim. Siz yapmayın. Hareket olarak da Allah'ım hareket hızı aldım şey olarak da ya. Yetenek olarak da. Takımımızda bir tank, iki büyücü var arkadaşlar. Onların takımında 2 AD bir tankları var. Resmen AD'ler vs AP'ler kapışması olmuş ya da büyücüler vs ne bileyim saldırı gerçi nişancı da var karşıda. AD'ler vs AP'ler daha mantıklı olmuş birazcık. Gayet çekişmeli bir maç olabilir arkadaşlar. Sonuçta biz uzaktan dürteceğimiz için sürekli tankımıza birazcık safe oynarsa oyun bizdedir zaten. Sadece Violet var. Violet'i sürekli dürteceğim ben zaten o konuda sıkıntı yok. Lobu'ya fazla ezilmediğimi düşünüyorum. Kahle ile. Grog zaten fetiş hero'su ya. Viri'yi de zaten görmüşsünüzdür. Önceki birinci bölümümüzdeki oyunda herhalde sanıyorsam. Görmediyseniz de izlersiniz burada. Şimdi arkadaşlar ilk bu yetenekle başlayacağım. Bu açtığım yetenekte arkadaşlar siz bir alan içine sürekli hasar veriyor arkadaşlar. Alev yanıyor gibi düşünün arkadaşlar ve can çekiyor. Bu gayet iyi ve mantıklı bir başlangıç olarak diye düşünüyorum. Arkadaşım sen bana çok hasar verdin ama. Yanlış yere açtım. Benim kaydı ya. Uf. Neyse bir şey olmaz. Bu kırmızı arkadaş birazcık şey gibi ya. LoL'ün Zed'i gibi. Of harika çektin be oğlum ya. Şunu açayım. Evet. Güzel hasar verdik. Tankımız şu an çok işe yarıyor ya. Gayet oynuyor adam. Şuraya açayım diyecektim. Öldü o. Bende kaldı. Çekse ne güzel olurdu orada ya. Hadi oğlum. Hadi bir çek. Hadi bir çek oğlum. Hadi gülüm. Hadi canım. Hadi gülüm. Çek abi. Abi çek çok hasar yedik be. İlla böyle mi diyelim? Allah. Harikasın be. Bu şekilde gidersek arkadaşlar kesin oyun bize kalır. Abi bu bir çektiğim var ya ben öldüm ya. Kaçamam. Evet. Ultim açılırsa çok iş yapacağım. Abi bu adam çekecek belli. Ben minyonların arkasında kalayım şöyle. Şöyle şunu açayım. Farm yapayım. Hem level alırsam iyi olur. Eyvah. Çekme beni. Abi şu an çok iyi oynuyorum. Yani taşıyorum ya. Bırakın taşısın baba. Evet, botumu direkt çıkmak istiyorum çünkü karşıdaki hero'lar hızlı.
Violet zaten takla atarak fazla bir hasar vurabilme özelliği var. Ve şu anda dur sıçtık herhalde. Hop, bu kile kesin bende. Tara abi. Tara abi. Abi tara. Abi taramaya devam et. Şunu şuradan açarım. Abi öl, nasıl ölmezsin sen? Be bre adam. Eyvah dedim. Kaçayım ben. Şuradan. Kolay gelsin. Şunu bana salarsan eğer, evet o canlı almanın pek bir mantığı olmadı güzel kardeşim. Evet, onun peşinde midir? Ben şurayı bir açayım da. Aynen, şunları alalım. Evet, devam 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 devam. Harika. Devam edelim. Şuradan bir can ektim kendime. Abi. Abi oynuyorum ama ben ya. Bir saniye, ben böyle oynarsam. Oo. Yendik yine. Şuradan. Şunlar. Abi. Abi. Sakın. Sakın ölmeyeyim. Gözünü seveyim, ben ölmeyeyim. Ben bu arkadaşımı da alır mıyım? Şuradan şunu bırakayım, gidip şunu almasın. Ah, minyonu öldüm. Evet, bravo Murat. Böyle devam et güzel kardeşim. Gayet eğlenceli bir oyun arkadaşlar. 3v bir sürü mod vermiş size bu oyunda oyun yapıcıları. Teşekkür ediyoruz bu yüzden. Ya sıkılmıyorsunuz, gayet de eğleniyorsunuz. Gayet de güzel bir oyun. Yalnız o karşıdaki tank yanlış kullanıyor ultisini. Benim bildiğim sonuna kadar adamı kendine çekip ayrıyetten hasar veriyordu. Ama arkadaş yanlış öğrenmiş ya da karakteri yeni deniyor diyebilirim. Öldü. Benimsin oğlum sen. Hoba. Harikasın. Devam abi. Devam abi. Devam abi. Kimde? Bende kaldı o. Tamam. Harika abi. Devam. Devam. Al şunu. Hop. Şuraya bir alan açayım. Aynen. Hop. Şu ilk kulemizi alalım hayırlısıyla. Kulenin hasarını da emmiş olduk bu sayede. Abi, sen çok hasar verdin güzel kardeşim. Şuna bir düz vuruş, hop. Harika tabii ki de ya. Ne sandın güzel kardeşim benim? Şunu aç. Can emeğiydi, neydi? Şuradan abi, bu eleman çekiyor yine bizi de. Abi. Abi. Yapma böyle. Of. Ya adam oynadı ya. Hook ya. Adam oynuyor ya. Geldi. Tam yardıma geldi. Hop. Keşke ultiyi erken atmayaydın. İyiydi ama. Bir vuruş daha. Helalim var oğlum. Devam et. Çek onu da. Harikasın be oğlum ya. Yemin ederim harikasın. Aga dönme, kaçma, alırsın. Kaçma alırsın, kaçma alırsın. Gözünü seveyim be. Şu an takımım iyi. 8'e 2 oynuyorum ben. Hemen kısaca yeni oyunu görenler için yeniden tekrar edeyim. Arkadaşlar sol tarafta item alma yeri sekmesi açmışlar. Abi ben ultiyi açana kadar aylar yıllar geçer ya. Neyse şu minyonları temizleyeyim de bari bir işe yarasın. Sol tarafında gördüğünüz gibi daha yeni item alma sekmesi vermişler. Hızlı bir şekilde bu gayet işe yaran bir uygulama mı desem, ne desem artık, nasıl anlarsınız bilmiyorum. Mantıklı, hoş. Yani bayağı bir hoş. Paşam. Abi süpersin. Ondan sonra arkadaşlar sol sağ üst tarafta pinginizi, kill sayınızı, asist sayınızı, ölüm sayınızı veren bir sekme bırakmışlar. Orada oraya tıklayarak da rakip takımın öldürme sayısını, ölüm sayısını görebiliyorsunuz. Bu gayet başarılı, güzel bir sekme oldu diyelim. Sekme olmuş diyelim.
En sağ taraftan ayarlar. Sol tarafta haritayı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şuradan şunu ekleyip şuradan şunu atarsam kilimi alırım. Aynen. Şimdi biz bu kuleyi alalım. Alamıyor muyuz? O zaman ben şuraya bir healing şey bırakayım. Hop. Geri dönerse benimdir dedim. Ama kule altına dönmedi. Neyse şu kuleyi keselim o zaman. Aynen şunu aldık güzel kardeşim. Şuradan bir tane gücümüzü açalım. Güç arkadaşlar size hippie veriyor. Bu gayet iyi. Benim işime yarıyor yani. Bazı şeyler terk etmeden. Aç abi. Zingir 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 zingir. Şu arkadaş ultisi cidden çok güzel ama işte birazcık oyun kabiliyeti olursa bir de kullanmayı ne zaman nerede kullanacağını bilirse eğer iyi bir şeyler yapabilirdi. İş yapabilirdi ama yanlış kullanıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşım sen hayırdır? Abi yine taşıdım ama. Baba yine taşıyor. Hop ve oyun bizde. Arkadaşlar ilk oyunumuzu almış olduk. 3 vs 3'te. Bu arkadaşımız cidden oynadı. Tank MVP ödülü verdi. Yani en iyi skorlardan birisi yanlışım yoksa arkadaşlar. MVI 6'ya 0 oynadı. Tabii ki de benim skorum daha iyi ama sonuçta adam harbiden oynadı. Taşıdı bizi. Ben de taşıdım da o daha çok taşıdı yani sanki. Gerçi bu pek bir takım oyunu. Pek de şey değil arkadaşlar. Şu arkadaşlar aslında şey mi göstersem başka arkadaşlar oyunu bilmeyenler için yeniden bir kısa bir tanıtım yapayım sonra videoyu bitireyim. Arkadaşlar buradan takım bölümünden arkadaşlar herhangi bir kulübe takım katılmak için talep edebilirsiniz. Silah bölümünden arkadaşlar mesela karakterlerinizin kendinize göre itemlerini dizebilirsiniz. Hemen kısaca bir tanesini ben size dizeyim arkadaşlar örnek olsun. Mesela arkadaşlar benim en çok oynadığım oyunculardan birisi arkadaşlar Yorn'dur. Yorn'a item dizmek istiyorsam arkadaşlar şöyle bir saniye şunu en sağa alalım. Diyecektim ki sen en sağa alalım. Mesela arkadaşlar Yorn'a ben ne kasmak istiyorum arkadaşlar. Buradan hemen değiştirden şu itemlerimi çıkartıyorum. Mesela arkadaşlar Yorn'a ben daha çok ilk önce bir can çalma kasmak isterim. Şöyle bir saniye pardon. Şöyle miydi pardon nasıldı ya? Bir saniye. Onayla. Heh. Arkadaşlar Yorn'a mesela arkadaşlar ben bu can kasma mı istiyorum? Yaratık itemini almak istiyorum ama nereden alıyordum bir saniye unuttum ya. Değiştir. Ekleden arkadaşlar yaratık almak istedim. Niye? Bu size 100 fiziksel saldırı veriyor. 25 de artiyetten can çalma veriyor. Gayet iyi. Ardından arkadaşlar Yorn arkadaşlar şey var fiziksel saldırı yegane pasif Fenrir dişi hedefin canını %50 altına düşürdüğünde tüm hasarını %30 arttırır. Yani arkadaşlar rakibinizin canı %50 altına düştüğü anda Fenrir dişi ya itemi olan itemi pardon Fenrir dişi itemi arkadaşlar %50 iken rakip takımın canı hasarını bu sefer %30 arttırmaya başlıyor. Bu ki iyi çok iyi hatta takaslarda gayet işe yarayabilir. Arkadaşlar bunun ardından hemen arkadaşlar şey isterim ben kritik isterim ve saldırı hızı benim işime yarar. Bunun için arkadaşlar Slick'in iğnesini tercih ediyorum. Saldırı hızı 30 veriyor. 20 kritik oranı 5 de hareket hızı ki hareket hızı bizim için çok önemli arkadaşlar. 3. item olarak bunu hani bu item çıkma sırası önemli değil. Zaten önerilenlerden teker teker kendi seçtiğinize çıkabilirsiniz.
Hani ilk botu mu çıkmak istersin vesaire mi? Size kalmış bu. Ardından hemen arkadaşlar kritik oranını istediğim için fiziksel saldırısı Cleavis itemimiz olan 100 saldırı fiziksel hasar veriyor arkadaşlar. Saldırısı dediğim için özür diliyorum. Fiziksel saldırı. Şimdi bunların ismi çok değişik. O yüzden birazcık okumakta zorlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yegane pasif de arkadaşlar %30 kritik oranı arkadaşlar. Bu gayet iyi benim için. O yüzden bunu eklemek isterim. Ardından arkadaşlar zaten %20 kritik oranı burada. %30 da burada olunca %50 direkt kritik oranı oluyor arkadaşlar. Bir de kritik oranla bir tane daha itemimiz vardı. Benim yanlışım yoksa. Yoksa yani tek sorun bu oyunda arkadaşlar. İtemler çok fazla değil. Az da değil ama fazla da değil. Eğer arkadaşlar sonra rakibimin arkadaşlar tabii ki de zırh değerini azaltmak benim işime gelir. Fazladan hasar vermiş olurum. Çünkü ister istemez karşıdaki takım rakip düşmanın canı veya pardon zırhı fazla olacak. Bu item arkadaşlar %80 saldırı hızı veriyor. İsmi Moramasa. Yetenek pasifi ilahi müdahale. Hasar almayı önler. Hareket hızını %20 arttırır. %20 arttırır. Saniyelik yakın dövüşte 0.5 saniyelik menzilde bekleme süresi 90 saniyedir. Arkadaşlar artı bir de yegane pasifi %45 zırhtan midir arkadaşlar? Bunu arkadaşlar kullandığınız zaman %25 arkadaşlar size %20 hareket hızınızı arttırıyor arkadaşlar. Her saldırınız yanlışım yoksa bu gayet iyi. Rakibi bu sefer kayıtlamada rakibi kovalamakta. Kovalayarak atlamakta da bu gayet işe yarar ve son olarak da arkadaşlar bot çıkacaksanız şayet nerede benim item? Ha burada. 115 saldırı hızı yani pasifi de 160 saldırı hızı veriyor arkadaşlar. Bu da en son itemiz olarak kullanabiliriz. Bu sekmede de arkadaşlar kullanışı böyle. Geçelim. Diğerini hızlı bir şekilde yetenek var arkadaşlar. Yeteneklerde zaten burada size şeylerinizi gösteriyor. Yeteneklerinizde ne işe yaradığını vesaire. Level up zaten tek tek hepsi açılıyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar okuyabilirsiniz sağ tarafta. Arkana bölümünde de arkadaşlar rün bölümümüz diyebiliriz. Daha çok arkadaşlar rün bölümünde saldırı, tank gibi işte büyü gibi kendinize göre rün dizebilirsiniz. Hero'larda da arkadaşlar hero'ları görebilirsiniz. Tankımsı mı ne bileyim suikastçı mı büyücü mü nişancı mı bunu öğrenebilirsiniz daha çok. Önerilenlerden de arkadaşlar işte satın alma bölümü market bölümü kısacası. Neyse arkadaşlar oyun içi beni ekleyebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Beni gayet mutlu eder. Bu da benim daha çok video atmamı teşvik eder. Gelişime sağladığımı gösterir. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi